Absürt TV ile bir son dakika gelişmesi için maç yayınımıza ara veriyoruz. Güneşin hemen yanında ikinci bir güneş belirdi. Şimdi genel izleyici kitlesine soralım. Evet efendim, ne düşünüyorsunuz? Onlar hep karşı galaksinin suçu. Ne gerek var ikinci güneşe? Daha dondurmalar donmadı. Kumpir! Kumpir, Absürt TV'yi aç! Televizyona çıktım! Ay ben böyle rezalet görmedim. Buradan ikinci güneşe istifaya, teyzemi de akşam yemeğine davet ediyorum. Hadi kardeşim çıkın sağdan. İnsan maç yayınına ara verir, maça değil. Aha! Baba, izliyorduk. Niye kapatıyorsun? Necati abiniz yüzünden başım şişti. Ses çıkaran herhangi bir şeye dayanamıyorum artık. Sanatımı desteklemeyecekseniz baştan söyleseydiniz. İyi de baba, çok sıkıldık. Yapacak hiçbir şey yok. Bari televizyon izleyelim. Benim aklıma muhteşem bir fikir geldi. Bir evcil hayvanımız olsa hiç sıkılmazdık. Olmaz. Çok ses çıkarır. Necati abi de çıkarıyor. Aşk olsun. Etrafı çok kirletir. Necati abi de kirletiyor. Bakması çok zor. Her gün taramak gerekir. Evcil hayvanla kıyaslandığımı hissediyorum ve bu hoşuma gitmedi. Evcil hayvan. Tamam, sahipleneceğiz bir tane evcil hayvan. Ne olur ses çıkarmayın artık. Yaşasın! Remzi, yavru ejderha evcil hayvan sayılır mı? Saçmalama Necati. Ejderhalar gerçek değildir. Hem ne yapacaksın ejderhayı? Ocağım bozuldu da ateşiyle sucukları pişirecektim. Neyse, zaten evcil falan sahiplenmeyeceğiz. Benim başka bir çözümüm var. Alo Fuat, sen gerçek değilmişsin, öyle diyorlar. Abi ben de kaç kere dedim sana. Hem masal dünyasındayım, beni nasıl arıyorsun bir türlü anlamadım. Absürt TV ile bir son dakika gelişmesi için konser yayınımıza ara veriyoruz. Az önce beliren ikinci güreş tekrar kayboldu. Üç kişiye sorduk ve tek bir popüler cevap alamadık. Bunlar hep karşı galaksinin suçu. Ne güzel ikinci güreşimiz vardı. Kesin onlar aldı. Alo, amane, ünlü oldum, ünlü. Sivas'a selamlar. Böyle rezalet görmedim. İkinci güneşi tekrar göreve, üst komşumu da ikindi çayına bekliyorum. He, tamam tamam, gidiyoruz. Devam edin konsere. Kim var orada? İmdat! Evimde hırsız var! Tanju sakin ol. Biziz biz. Oh, Remzi. Pardon, alışık değilim misafir gelmesine. Size ne ikram edeyim? Yarısı yenmiş muz var. Bir de az demlenmiş çay poşeti. Abi beni unutma. Ha, bir de konuşan karpuz var. Çekirdeklerini kendi ayıklıyor. Sağ ol Tanju. Çocuklar evcil hayvan istedi. Malzeme arıyorduk. Evcil hayvan mı? Beni alsanıza eve. Tanju kocaman adamsın. Remzilerin evinde onların yemeğini yiyip oyun oynayan kocaman bir adam zaten var. Tüm malzemeler tamam ama bir eksik var. Hı? Tanju, bereni versene bana. Üç gofret veririm. Bu bereyi çöpten buldum ben. En az 5 gofret eder. 4 gofret artı kol düğmesi. 5 gofret, bir kese altın, bir kasede sütlaç. 3 gofret, bir de Necati'nin bıyıkları. Milyon kilo gofret, kaşıkçı elması, azıcık da yer elması. 1 gofret, son teklifim. Anlaştık. Şu bereyi de taksak. Bıraksana kardeşim. Sesi tok çıkıyor. Bu karpuz olmuş Tanju. Şov başlasın. Necati, getirebilirsin çocukları. Basamağa dikkat. Necati, sen gördün zaten. Kendi gözünü niye bağladın? Ben de şaşırmak istiyorum Remzi. Ne var bunda? Hadi açın gözlerinizi ve evcil hayvanınızla tanışın. Oley! Baba, hangi hayvan bu? Köpek. Ben de tanışacağım, durun. Merhaba evcil hayvan, ben Necati. Senin adın ne? Biraz çöp kokuyor sanki. Kızım, sokak hayvanıydı, kokacak tabii. Yıkarsınız artık yeni evcil hayvanınıza. Bu biraz sessiz değil mi baba? Yok, bak. Hav hav hav. Utangaç azıcık. Hadi gezdirin biraz sokakta. Alışınca açılır. Oley!
Ben de sessiz sessiz dinlenebilirim sonunda. Aa, ben göz bandımı ne zaman çıkaracağım? Neyse Remzi, gel biraz sohbet edelim seninle. Şakir, sence de bu köpekte bir gariplik yok mu? Bilmiyorum. Hiç evcil hayvanım olmadı ki. Belki gerçekten utanıyordur. İyi de az önce bisikletlinin yanından geçtik. Hiçbir tepki vermedi. Köpekler bisikleti çok severler. Dursana. Bir tur bineyim mi bisikletine? Dursana kardeşim. Ben de bunu arıyordum. Kafam dondu. Konserve kutumu da geri istiyorum. Tanju abi, ne yaptın sen? Evcil hayvanımız bin bir parçaya bölündü. Söyleyin Remzi'ye tekrar yapsın. Hatta dur, düzeltirim ben şimdi. Oldu mu? Yani bu babam mı yaptı bunu? İnanamıyorum. Bir terslik olduğunu biliyordum. Babam bizi kandırmış. Şunun tatlılığına bak. Canan, bu bir yavru evcil hayvan. Sevdin mi sen beni? Kimmiş akıllı çocuk, kimmiş bakalım? Hadi eve götürelim evcil hayvanımızı. Madem babam ilgilenmiyor, kendi başımıza sahipleniriz biz de. Yardım edin, havlayıp duruyor. Havlamıyorum kardeşim. Bir tur binip ineceğim diyorum. Remzi, ben çıkarıyorum artık bandı. Sürpriz mürpriz kalmadı kesin. Sürprize bak. Remzi, senin çöpten yaptığın köpek canlanmış. Saçmalama Necati. Ne canlanması? Şakir, Canan, nereden buldunuz bunu? Bizi kandırdın. Biz de evcil hayvanımızı kendimiz bulduk. Adı Afacan. Aman, ben karışmıyorum. Tüm bakımı size ait. Ne yapıyorsanız yapın. Çocuklar, Afacan beni yiyecekmiş gibi bakıyor. Korkmalı mıyım? Ha? Doğru ya. Hemen mama almalıyız Afacan'a. Sen de git bakayım hadi Şakirlerle. Hıhay! Hava niye bu kadar sıcak? Şu termometreye bak. Kıpkırmızı olmuş. 90 derece gösteriyor. Of! Sıcaktan belim büküldü. Ben gidiyorum. Yap 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 yap. Ejderhada daha iyiymiş bu. Mis gibi pişirdi sucukları. Şakir! Evcil hayvanınız etrafa ısı ve ışık yayıyor. Ayrıca gömleklerimin hepsini yemiş. Baba, niye yesin senin gömleğini? Tamam, lafımı geri alıyorum. Afacan, etrafı ısıtma kuçu kuçu. Güneş, güneş. Sabah oldu, hadi neredesin? Bağırma sana orada berber. Uyumaya çalışıyorum. Eğer güneş doğmazsa ne olacak farkında değilsin galiba. Hayır, ama ben uyumazsam yarın çok huysuz olacağım. 4,5 milyar yaşındayım. 70 yaşında çocuktan laf işitiyorum. Şimdiki nesil çok bozulmuş. Saat 10 haberleriyle karşınızdayız. Ve şimdi bir son dakika gelişmesi için muhabir arkadaşımıza bağlanıyoruz. Güneş ortalıklardan kayboldu. Ortalık karanlık ve hava -40 derece. Bakalım yerli turist ne diyor? Karşı galaksi sıcaktan terliyor, terliyor. Halinize şükredin biraz. Enişte, Absürt TV'yi aç. Dondum. Yok yok, yayın donmadı, ben dondum. Ben böyle rezalet görmedim. Güneşe eski yerine kuzenimi de kahve içmeye çağırıyorum. Güneş niye donmadı? Yardım edin. Güneş niye donmadı? Yardım edin. Olamaz. Güneş nereye kayboldu? Ha? Bu sıcaklıkta ne? Hohlayarak ısıtıyorum etrafı. Buzum çözülüyor. Az daha bekle, geliyorum. Sen değil Tanju. Remzilerin evine bak. Göremiyorum ki. Az çevirsene beni o tarafa. Hop! Mirket!
hop da işe yarıyormuş buzu çözmek için. Hop! Oh, ısındık. Ne güzel sıcacık. Güneş gibi gerçekten. İyiymiş burası. Aferin Afacan. Şimdi anladım ben. Bizim Afacan bir yavru güneş. Isı ve ışık yaymasının sebebi bu. Bu kadar da yaymasaydı keşke. Mahalleye laf oldu. Abla itmesene. Motoru ısıtacağım azıcık. Marş basmıyor. Ay, evin içinde at var, at. Hiç kusura bakma, ev çoktan doldu. Abla aşk olsun, ne zararımızı gördün. İki dıgıdık muhabbet ediyoruz şurada. Kadriye, az olsun inme içeride. Kemiklerim dondu. Mirket sen de yapma bak, yer kalmadı diyorum. Asıl güneş kayboldu. Sizin güneşi azıcık büyütüp gökyüzüne mi yollasak? Asla. Hem o kendi kendine büyüyor zaten. Eyvah! Sakın kimse kıpırdamasın. Evet, sakın kimse kıpırdamasın. Çünkü kovboyculuk oynayacağız. Yoho! Necati dur. Vahşi batı. Dur güneşim, gidiyor. Dur babacan, gitme. Merak etmeyin, ben yakalarım. Vahay! Hava sanki ısınıyor mu? Ben biraz fazla terledim sanırım. Ayran kıvamına geldim çünkü. Ha? Gerçek güneş dibimize geldi. Küçük kuzenimi gören oldu mu? Ne zamandır onu arıyorum. Neye benziyor? Böyle sarı, yuvarlak, sıcak bir şey. Aa, yeşil köşeli ve yaşlı Peyami Baba var. Olur mu? Necati! Kemik erimem olmasa şimdi yakalardım seni. Ha? İşte buradasın. Çok korktum. Hayır. O bizim evcil hayvanımız Afacan. Ne olur Afacan'ı alma. Üzgünüm çocuklar ama kuzenim bana emanetti ve onu bir kere kaybettim, bir daha bırakmam. O bir evcil hayvan değil, gökyüzüne ait. Ama... Şakir, Canan, özür dilerim. Tüm bu işleri ben açtım başınıza. Ama olgunlukla karşılamanız lazım. Onu ailesinden ayıramayız. Seni çok özleyeceğim Afacan. Kendine iyi bak. Eğer dramınız bittiyse lütfen gider misiniz artık? Yanıyoruz burada! Affedersiniz, çok sıcak oldu değil mi sizin için? Merak etmeyin, bir arkadaşım iki dakikada soğutur sizi. Jüpiter! Olmaz, olamaz! Jüpiter olmasın ne olur! Niye ki Mirket? Nesi var Jüpiter'in? Sürekli soğuk espri yapan biri. Hayır! Selam, ben geldim. Kadının biri güneşte yanmış, ayda düz. Yani yan ve düz, anladınız mı? Ayda 10.000 kazanmak ister misiniz? O zaman aya gidin hadi. Hayır!